Sayın konuklar, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu'nu açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Genel kurul çalışmalarımıza devam etmek üzere bir divan oluşturmamız gerekiyor. Salondan divana için ilişkin bir öneri var mı? Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na. Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Kaya Bozokları öneriyoruz. Önerenler Hüseyin Yeşil, Ali Yiğit, Sabahattin Gökçen, Mustafa Kadıoğlu, Mustafa Dayanıklı, Nedim Tüzün, Turan Pazarlı, Avni Haznedaroğlu. Divan Başkanlığı için başka bir öneri var mı arkadaşlar? Bu önergeyi o zaman oylarınıza sunuyorum. Divan Başkanlığımızı yürütmek üzere 43. Olağan Genel Kurul'da Sayın Kaya Bozakları kabul edenler, etmeyenler, Sayın Kaya Bozoklar oy birliğiyle Divan Başkanlığı'na seçilmiştir. Buyurun Sayın Kaya Bozoklar. Başkan yardımcılıkları için öneri varsa onu alalım. Halil İbrahim. Evet. Tamam. Evet, iki öneri var. Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu Divan Başkan Yardımcılığı'na Halil İbrahim Bakar'ı öneriyoruz. Önerenler Hüseyin Yeşil, Ali Yiğit, Sebati Göken, Mustafa Kadıoğlu, Mustafa Dayanıklı, Nedim Tüzün, Avni Haznedaroğlu. İkinci arkadaşımız yine aynı. Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na Başkan Yardımcılığı için Tuncay Atman'ı öneriyoruz. Önerenler Hüseyin Yeşil, Ali Yiğit, Sebahati Göker, Mustafa Kadıoğlu, Mustafa Dayanıklı, Nedim Tüzün, Avni Haznedaroğlu. İki adayımız var. İki başka adayım var mı acaba? Evet, yok. İki adayı genel kurulumuzun onayına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun arkadaşlar. Sayman yazman üyeler için. Elektrik Mühendisliği Odası 43. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na Elektrik Mühendisliği Odası 43. Olağan Genel Kurulu Divan Yazmanlığı'na Zihni Yüceli Tekin'i öneriyoruz. Önerenler Mustafa Kadıoğlu, İrfan Şenlik, Mustafa Dayanıklı, Nedim Tüzün, Ali Yiğit, Kemal Ulusarı, Avni Hacıdaroğlu. Diğer adayımızı da okuyalım. Elektrik Mühendisliği Odası 43. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na, Elektrik Mühendisliği Odası 43. Olağan Genel Kurulu Divan Yazmanlığı'na Zeynep Çiftçi'yi, Mehmet Karabacak'ı, Murat Küçük Aslan'ı öneriyoruz. Başka aday var mı arkadaşlar? Bu dört arkadaşımızı genel kurulumuzun onayına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çok teşekkürler, sağ olun. Divanı teşkil etmiş bulunuyoruz. Buyurun arkadaşlar. Seçilen arkadaşlarımız yerine alsın. Değerli arkadaşlar, odamız yönetim kurulu tarafından oluşturulan gündemi bilgilerinize sunuyorum. Açılış, divanın oluşturulması, saygı duruşu, Anıtkabir Çelik Heyeti'nin belirlenmesi,
Moda Yönetim Kurulu Başkanı'nın açık konuşması, Hasan Balıkçı Onur Ödülü'nün verilmesi, 7. maddemiz konukların konuşması, 8. madde komisyonların oluşturulması, 9. madde 42. dönem yönetim kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu ile onur kurulu çalışma raporlarının sunulması, 10. madde 43. dönem çalışma raporlarının görüşülmesi, 11. madde 42. dönem yönetim kurulunun aktarılması, 12. madde komisyon raporlarının görüşerek karara bağlanması, 13. madde EMO yönetim kurulu, EMO onur kurulu, EMO denetleme kurulu, TUMOP ve YLG'leri asil ve yedek adayları ile TUMOP kurullarına önerilecek adayların belirlenmesi, 14. madde dilek önerilen, 15. madde kapanış, 16 seçimler. Bu gündeme ilişkin bir önerge var mı? Bir önerge var. Tumor Elektrik Mühendisleri Odası 43. dönem olan genel kurulu divan başkanlığı. Odamız üyesi bilgisayar mühendislerinin sayısı ayrı bir oda kurmaya yetecek düzeye ulaşmış bulunmaktadır. Odamız üyesi olmayan bilgisayar mühendislerinin sayısı da gözetilerek bu alanda çalışan meslektaşların haklarının korunması, alanın yetersiz ve ticari kaygılara açık örgütlenme girişimlerine teslim edilmeksizin TUMOP bünyesindeki örgütlenmesinin güçlendirilmesi açısından bilgisayar mühendisleri odası kurulması bir gereklilik haline gelmiştir. Bu gereklilik açısından bir süreden beri EMO örgütü gündemine girmiş olan bilgisayar mühendisleri odası kurulması konusu birimlerimizde belirli ölçülerde tartışılmış. Bunun sonucu da 11 şubemizin genel kurulunda bilgisayar mühendisleri odası kurulması kabul edilmiş ve konunun TUMOP genel kuruluna taşınarak sonuçlandırabilmesi amacıyla EMO 43. olağan genel kuruluna taşınması kararı alınmıştır. Bilgisayar mühendisleri örgütümüz ve TUMOP açısından büyük önem kazanmış olan bu konunun genel kurulumuzda sağlıklı olarak ele alınarak bir karara dönüştürülebilmesi açısından gündemin 12. maddesi komisyon raporları içerisinde değerlendirilerek karara bağlanması konusunu arz ederiz. Serdar Çiftçi, Ramazan Pektaş, Ali Yiğit, Sebahati Göker, Barış Çoluk, Mustafa Kadıoğlu, Serdar Çiftçam, Şerit Şahin, Mehmet Bozkurluoğlu, Mehmet Karabacak, Onur Koçak, Hüseyin Önder, Mehmet Turgut, Beyza Metin, Ali Ergün, Avni Hazretoroğlu, Yılmaz Kocaoğlu, Yusuf Bozkurt, Şahin Sevgi, Erkan Mısırlı, Suat Yılmaz, Teoman Akdün, Emir Mürgün, İrfan Şendik, Remzi Çınar, Cemil Kocatepe, Mustafa Küçük, Tüncay Özkul, Cumhuriyet Alparslan, Mehmet Karaoğlu, Esen Ergin, Kamer Gülbeyaz, İbrahim Kuru, Mehmet Atay tarafından verilen bir önerge. Efendim? Ha evet. Ahmet Varol, abimizin de en üstteki şeyini görmemişim, çok özür dilerim. Bu önergeyi, bu konunun 12. maddenin içinde görüşülmesi önerisini bilgilerinize sunuyorum ve kabul edenler onayınıza da kaydolanır. Etmeyenler 12. madde içerisinde görülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hepimize hayırlı uğurlu olmasını dileyerek kaldığımız yerde gündeme devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 3. madde saygı duruşu. Hepinizi Atatürk ve Devrim Şehitleri için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Thank you.
kabine Kerem Gökçe'nin heyetimizin belirlenmesi, dördüncü madde. Onun da önerge var mıydı? İsim önerge. Bu 43. dönem olağan genel kurulu divan başkanlığı. 43. dönem olağan genel kurulu Anıtkabir Kelenk heyetinin aşağıdaki isimlerden oluşmasını öneriyoruz. Muhittin Karahan, Çetin Tekman, Lütfi Kırayoğlu, Nazmi Kaçar, Sahin Konyalı, Ali Fikret Ergin. Önerenler Cengiz Göktaş, Serdar Faker, Mehmet Bozkurluoğlu, Mehmet Turgut, Sebahati Göken. Bu isimleri genel kurulumuzun onayına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çok teşekkürler arkadaşlar. Günlerimizin diğer maddesi Oda Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşması. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Divan, siyasal partilerimizin, meslek odalarımızın, sendikaların, değerli başkan ve yöneticileri, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım, öncelikle şahsım ve 42. dönem yönetim kurulu adına hepinizi sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin her yanından yola çıkarak uzun yıllar içinde yarattığımız ortak değerlere bir kez daha sahip çıkmak için yine hep birlikte bir aradayız. Ne mutlu ki aklımın, aklın ve bilimin yolunda emeğin ve demokrasinin savunucusu bir örgütümüz var. Ne mutlu ki elektrik mühendisleri odası TÜBOK var. Değerli arkadaşlarım, 42. dönem EMO Yönetim Kurulu olarak 2 yıllık çalışma dönemini tamamlarken, çalışma dönemimiz boyunca bizlerle ortak bir çaba ve emek üretimi içerisinde olan şube ve merkez kurullarımızda görev yapan değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine dönem boyunca meslek anadalı komisyonları ile merkez çalışma grupları ve daimi komisyonlarda yer alan arkadaşlarımız, odamızın kurumsal kimliğinin güçlendirilmesinde ve kamuoyunda saygınlığımızın daha da arttırılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Oda çalışanlarımız, geçmişte olduğu gibi yine işlerine karşı gösterdikleri özen ve duyarlılıkları ile ortak yürüyüşümüzün yol arkadaşları olmuşlardır. Bu arada dönem içerisinde odamız çalışanıyken, odadan değilse de günlük pratik faaliyet içerisinden emekli olan oda müdürümüz Cem Cükey ve enerji birim koordinatörümüz Necati İpek'e yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürü de yine görünmeyen kahramanlarımızdan odamızın mutfağında gönüllü aşçılık yapan Orhan Örücü'ye göndermek isterim. EMO Bilimsel Dergi'den Veblen'e, Akademik Kamp'tan MİSEM Merkezi Komisyonu'na, Cumhuriyet Enerji'den TÜMOP MÜDEK faaliyetlerine odamızın birçok mesleki, bilimsel ve sosyal kimliğini oluşturan onlarca yayın ve raporun fikri emektarı ve takipçisi oda emekçimize sevgilerimi iletiyorum. 42. çalışma dönemimizde elektrik mühendisleri odasının kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına 2 yılda bir verilmesi planlanan onur ödülünün ilk sahibi de belli oldu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu, Kocaeli'nin Dilovası ve Kandıra ilçelerinde yaşayan gebelerden doğan bebeklerde ağır metal mazuriyetiyle büyüme ve gelişme durumu çalışmaları nedeniyle ödüle değer görüldü. Hasan Balıkçı Onur Ödülü'ne insani ve etik değerlere uygun davranan, bilgi ve birikimini kamu çıkarları lehine kullanan, mesleğine ve topluma karşı görevlerini yerine getiren, mesleki ve demokratik hakların korunması için örgütsel gelişmeye katkı koyan kişiler aday gösterilebiliyor. Şu an kendisi aramızda. Kendisini bu ödül nedeniyle kutluyor, sağlık ve esenlik dileklerimle